Sevgili KYLC kanalı takipçileri, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videoda yine her zamanki gibi muhteşem bir malzemeden bahsedeceğim. Elektrik üretmede kullanabileceğiniz muhteşem bir motor göstereceğim sizlere. Burada gördüğünüz gibi bir ölçü aletim. Motoru döndürmekte kullanacağım bir alyanım. Ve burada da motorumun kendisi var. Üzerinde 3 boyutlu yazıda yazılmış bir parça olduğu için, ki biz bu motoru daha önceden bir projede kullanmıştık. Onun için bu parçaya montajlı bir vaziyette. Ve dediğim gibi elektrik üretmekte harika bir çözüm olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. 220 volt ve 240 volt aralığında çalışan 4 wattlık bir motor. Bu motor mikrodalga fırınların içerisindeki o tabağa döndürme kısmında kullanılan motor arkadaşlar. Aynı zamanda reklamcıların kullandığını falan gördüm. Reklam panolarında afişleri falan döndürmede bu motoru kullanıyorlar. Bir de kuluçka makinesi yapanların o hani tavuğun yumurtayı belli aralıklarla döndürmesini taklit eden riyol mü diyorlar ne diyorlar. O kısmı yaptıklarını gördüm bu motorla. Arkadaşlar bu motor dakikada 5-6 tur dönen içerisinde muhtemelen devri yüksek bir motor kısmı var. Ve dişliler sayesinde içerisindeki dişliler sayesinde hızlı devire dönüştüren bir yapısı var arkadaşlar bu motorun. Yani çok hızlı bir motor değil, düşük devirde çalışıyor ve kuvvetli bir motor arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen bu motoru bir 220 voltla nasıl çalıştığını size göstereyim. Daha sonra da bu motorla nasıl elektrik üretebileceğimizi ve verimini göstereceğim. İnanın görünce şaşkınlık içerisinde kalacaksınız. Bu küçücük motordan bu kadar elektrik enerjisi üretilebiliyor mu diye. Hemen şurada üçlü prizim var. Şöyle üçlü prizimi bir çekeyim. Daha doğrusu ağız alışkanlığı arkadaşlar. Altılı prizim var. Üçlü priz değil de ağız alışkanlığı olduğundan üçlü priz dedik. Neyse şimdi bakın bu motora elektrik enerjisini verdiğimde şu şekilde. Hatta şunu motora takayım da dönüş hızını görebilin sizde. Evet. Şu şekilde taktık. Ve şöyle de tutayım. Evet arkadaşlar diğer ucunu da verdiğimde bakın. Gördünüz mü? Dönüş hızı bu şekilde motorun. Yani çok yavaş bir şekilde dönüyor ama çok kuvvetli bir motor. Onun için birçok projenizde de bu motoru kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neyse motorun çalıştığını gördünüz. Şimdi hemen çektim. Şu altılı prizimi de şöyle kenara alayım arkadaşlar. Ve bu motor elektrik üretmekte dediğim gibi dehşet bir yapıya sahip. Arkadaşlar hemen size AC üreteceği için ölçü aletimi AC kademesini aldım. Ve hemen ölçü aletimin proplarını motorumun uçlarına bağladım arkadaşlar şöyle. Şunu da bağlayalım. Şu şekilde de koydum. Bayağı yüksek bir elektrik üretiyor arkadaşlar. Uçlarına dokunmamaya çalışın çünkü çarpıyor. Gerçekten çarpıyor. Hemen bu alyanı da bu motoru döndürme işinde kullanacağım. Gördüğünüz gibi ölçü aletimin göstergesi 0 arkadaşlar ve motoru döndürmeye başlıyorum. Bakın çok yavaş döndürdüğüm halde 40-50 volt gibi. Bakın 100 volt, 75 volt hızlandırıyorum. 200 volt, 220, 275'i gördük. 320'yi gördük arkadaşlar. 323 volt, 330, 380, 400, 407 volt, 420 volt. 430 voltu gördük arkadaşlar. 466 volt. Evet gördünüz mü arkadaşlar motor boştayken 460, 470 volta kadar 466 voltu ben göstergede gördüm. Bu kadar verebiliyor arkadaşlar. Muhteşem bir motor. Şimdi inanın ben bu motorun denerken etkisinde kaldım acayip bir şekilde ve hemen videosunu çekmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şu ölçü aletimi bir alayım. Bir de bu motoru yük altında görelim arkadaşlar. Yük altında bu motor ne yapacak? Hemen bir onu görelim. Öncelikle burada 1 wattlık bir led gece lambam var. Yavaş yavaş döndüreceğim için arkadaşlar. Önce bu lambayla bir deneyeceğim bu motoru. Hemen şu krokodillerimle bir bağlayalım bu lambayı. Ve bir görelim bakalım. Bu motor bu lambayı nasıl yakacak? Evet. Arkadaşlar şöyle. Lambamı bağladım. İsterseniz ölçü aletimizi de bu lambaya paralel bir şekilde bağlayalım ve kaç volt olduğunu da görelim arkadaşlar ölçü aletimizin göstergesinde. Arkadaşlar ölçü aletimizin proplarını da bağladım. Hemen şu alyanımı alayım ve motorumun şuradaki deliğinden geçireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizle bu voltajları veriyor. Yani çok düşük devirlerde bu voltajları veren bir motor. Hemen şimdi deniyoruz. Daha yavaşça döndürmeye teşebbüs eder etmez lamba yandı gördüğünüz gibi. Bakalım kaç volta kadar çıkıyor. Ölçü aletimin şeyleri değmiyor mu? Niye göremiyorum? Değmiyor olabilir. Hemen tekrar. Evet 37 volt. Arkadaşlar hızlandırdığım halde 37 voltta kaldı. Lamba gayet güzel yanıyor. Gördüğünüz gibi. Muhtemelen lamba üzerinde 37 volt gibi bir voltaj tuttuğundan arkadaşlar 37 volt görüyoruz. Şimdi lambayı değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu lambayı bir sökelim yerinden. Ve bunun yerine hazırladığım şu normal bildiğiniz 9 wattlık led ampulü takacağım. Ve bir de bu ampulü nasıl yakacak ve kaç volt olacak bir de onu görelim. Şöyle yine tuttum motorumu. Ve evet daha döndürmeye teşebbüs eder etmez hemen lamba yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bu sefer bakın voltaj 50 voltlara falan çıktı. Şöyle bir hızlandıralım. Şimdi doğru düz tutabilirsem. Arkadaşlar hızlandırdığımda lamba yanmıyor ama bakın yavaş yavaş döndürdüğümde lamba çok güzel bir şekilde yanıyor. Şöyle görünür bir yere alalım.
bakın. Lambanın parlaklığı gayet güzel. Ama çok hızlı döndürdüğümde yanmıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş döndürürsem çok güzel bir şekilde yanıyor. Ve ölçü aletimde 57 volt 58 volt gibi bir voltaj gösteriyor. Arkadaşlar bunun sebebi şey olabilir. Şimdi bu lamba 50-60 Hz'de çalışan bir lamba. Motor da normalde 50-60 Hz'de çalışıyor ama burada biz döndürdüğümüz için muhtemelen frekans çok arttığından lamba onun için yüksek hızlarda yanmıyor olabilir. Bakın hızlandırdığım zaman yanmıyor lamba çünkü. Yavaş döndürürsem gayet güzel bir şekilde yanan lamba. Hızlandırdığımda yanmıyor gördüğünüz gibi. Muhtemelen onunla ilgili bir problem var. Onun için şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi bu üretilen voltajı doğrultmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bu lambaların doğru gerilimde çalıştığını daha önceden görmüştük. DC akımda çalışıyordu. Onun için şöyle bir diyotla buradaki üretilen elektrik akımını doğrultmayı deneyeceğim ve doğrultup lambaya vereceğim. Çünkü muhtemelen frekans çok yükseldiğinden lamba yanmıyor arkadaşlar. Motoru hızlı döndürdüğümde. Daha fazla voltaj elde edebilmek için hızlı döndürüyorum. Ama frekans da arttığı için muhtemelen lamba yanmıyor. Onun için şu diyotla doğrulttum üretilen elektrik akımını. Hemen tekrar bir daha deneyelim. Evet lambamız yine yandı. O 44 voltu gördük ve evet hızlandırdığımda da yanıyor lambamız. Evet doğrultmamız işe yaradı arkadaşlar. Fakat niye? He AC'de ölçüyoruz pardon. Artık DC oldu orası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi DC'de çalışıyorum ve 75-76 volt. Ve hızlandırdığım halde de lambamız gayet güzel parlak bir şekilde yanıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu da muhtemelen lamba üzerinde tuttuğu voltaj 76 volt olduğu için yükselmiyor. Ondan 76 voltta 75-76 voltta kalıyor arkadaşlar. Şu lambamızı şu stüdyo ışığımızı bir söndürelim. Bir de karanlıkta bir görelim arkadaşlar. Evet. Biraz daha karanlık olsun şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi lamba gayet güzel parlak bir şekilde yanıyor. Şimdi arkadaşlar bu lambanın sayısını artırmayı deneyeceğim. Bir bakalım artırdığımızda yakabilecek mi? Yani 2 lamba, 3 lamba yakabilecek mi? Ama motor gördüğünüz gibi ilk başta 470 volta yakın bir voltaj üretti. Onun için lambaları seri bağlayacağım arkadaşlar. Paralel değil de seri bağlayacağım. Zaten üretilen voltaj 400 voltlara destekliyorsa 2 lambayı da üretilen voltaj sayesinde yakacaktır. Şimdi şuraya biraz an zoom yapayım ben ve biraz derli toplu bir şey yapalım ki anlaşılsın. Şimdi arkadaşlar bak şu motorumun kablosunun bir ucu. Bunu şöyle gördüğünüz gibi bir ucu. Bunu lambamın birinin bir ucuna giriyorum. Burada. Şu lambamı da şöyle koyayım. Lambamın diğer ucu da gördüğünüz gibi burada diyottan çıktıktan sonra doğrultulduktan sonra motorumun bir ucu da doğrultulduktan sonra diğer lambama gidiyor. Karışmasın diye bu şekilde yapıyorum. Anlaşılır olsun diye. Şu kabloyu da şu tarafa yatıralım. Ya arkadaş. Şöyle. Şu iki lambayı da birbirine aradan bağlayacağım ve bu şekilde seri bağlantı yapmış olacağım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle kıvırıp şuraya koyalım. Umarım şu anki yaptığım bağlantı anlaşılır oldu arkadaşlar. Şunu bir bantlayalım şuraya. Şu şekilde dursun. Evet arkadaşlar şimdi motorumu tekrar ölçü aletimizi de bağlayalım ama durun. Ölçü aletimizi de bağlayalım ve motorun uçlarında kaç volt üretildiğini görelim. Şurada motorun bir ucu. Motordan gelen bir ucu. Şurada motorumuzun diğer ucu. Şurada motorumuzun diğer ucu arkadaşlar. Bunu da buraya bağlayalım. Evet. Şimdi motorumuzu bir döndürelim bakalım. Kaç volt üretiyor. Bağlantıyı anladınız herhalde. Şimdi ölçü aletim görünüyor mu? Şunu da şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Bakın ikisi birden hemen yandı lambalarım. Evet arkadaşlar bakın 146 volt oldu ve iki lambam da gayet güzel şekilde yanıyor. 151 volt. Yani seri bağlantı işe yaradı. İki tane led lambayı bu motorla gayet güzel bir şekilde yakmayı başardık arkadaşlar. Bakın çok hızlı da döndürmüyorum yani. Yavaş yavaş döndürdüğümde bile 150 voltluk gerilimi lambalar üzerinden okuyabiliyoruz. Şimdi hemen bunu gördüysek üçüncüyü bir görelim arkadaşlar. Üçüncü bir lamba bağlayalım madem öyle. Şimdi hemen şu ölçü aletimi aldım. Şu bağlantım olduğu gibi dursun. Motorumun ucunu buradan aldım arkadaşlar. Biraz önceki yaptığım işi 3. lamba için yapıyorum. Bunu buna bağladım. Ve araya hemen şu 2 lambayı tekrar birbirine bağlayacak şekilde 3 lambayı seri bağlıyorum arkadaşlar şimdi. Evet. Şöyle dursun. Şu kablo, şu ikisini birbirine seri bağlayan kablo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu kablo da bu ikisini birbirine seri bağlayan kablo. Umarım kargaşanın önüne geçmişizdir. Şu kablolarımızı bantlayalım da daha anlaşılır olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki lamba birbirine, bu iki lamba da birbirine bağlı ve motorumuzun iki ucu buradan giriyor. Üç lamba birbirine seri olmuş oldu. Şimdi yine ölçü aletimin ucunu da bu lambanın
Yani motorumun geldiği uca bağlıyorum. Ölçü aletim burada. Tekrar aldım alyanımı ve motorumu tekrar döndürmeye başlıyorum arkadaşlar. Oo, 200 voltu gördük. Hiç merak etmeyin. Tamam, 3 lambayı da gayet güzel şekilde yakacak muhtemelen. Evet, 3 lambamız ve 220 volt gerilimimizi 224 volt. Ve arkadaşlar bakın, hıza bakın. Yavaş yavaş gönderdiğim halde 220 volt gerilimi, şehir şebekesi gerilimini alıyorum. Hızı stabil tutamadığım için lambalar bir parlayıp bir sönüyor ama şöyle döndürdüğümde, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hızlandırdığımda 225 volt sabit ve 3 lambanın 3'ü de yandı. Ve gayet güzel parlak bir şekilde yanıyor led lambalarımız. Bunlar 9 voltluk evlerde, yani 25 metrekareyi aydınlatabilen led ampuller arkadaşlar. Yani öyle düşük güçlü falan lambalar değil. Bildiğiniz evdeki aydınlatmada kullandığımız ampulleri kullandım ben burada. Şimdi şuraya dördüncü bir ampul bağlayacağım. Benim için acayip keyifli bir hale geldi. Ben bu kadar performans beklemiyordum. İnanın bu motordan. Hemen dördüncü lambamızı bağlayalım. Yine motorumun ucunu, motordan gelen ucumu buraya bağladım. Ve ölçü aletimin ucunu da buraya bağladım, probunu da. Ve dördüncü bir kabloyla, bu sefer elimde o kablolardan bitti arkadaşlar. Şu iki ucunu da yine birbirine bağlıyorum ve şu kablomu da bu sefer şu araya yatırmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar motorumu elime aldım. Ve 4 lambanın 4'ünü de yakabilecek miyiz? 100 volt. Ölçü aletim görünüyor değil mi arkadaşlar? 130 volt, 190 volt. Hızlandırıyorum şimdi. Artık düşük devirler 4'ünü birden yakmaya yetmiyor. Arkadaşlar 180 volt, 250 volt. Evet 4 lambamın 4'ü de yandı. Ve 298 volt gibi bir voltaj okuyorum. Ölçü aletimde 299 volt gibi bir voltaj okuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane 9 wattlık normal 25 metrekare odayı aydınlatan led lambalarımı bu küçücük motorla ve bu döndürmeyle arkadaşlar yakabiliyorum. Evet. 297 volt, 298 volt, 299 volt ve 4 tane led lamba gayet güzel şekilde yanıyor sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bir şey merak ettim. Biz burada bunu doğrulttuk ama filtretmedik. Acaba filtretmemizin bir faydası olur mu? Buraya bir tane kondansatör bağlayalım 400 voltluk arkadaşlar. Bir de öyle bakalım ne olacak sonuç. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada 220 mikrofarad 400 voltluk bir blok kondansatörüm var. Hemen bu kondansatörün artısını ve eksisini, artık ince kablolu probum, krokodilim kalmadı. Onun için kalın kablolarla bağlayacağım. Bu da birazcık yaptığımız düzeni esnetecek arkadaşlar, ama şöyle şu şekilde yapalım. Ve yine hemen motorumu aldım, alyanımı taktım ve döndürmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet, kondansatörü taktığımda arkadaşlar, kondansatörü bağladığımda nedense sanki yanmaz oldu lambalarım. Bakın 130 voltta kaldı üretilen voltaj. Kondansatör ne yaptı bu düzeneye bilmiyorum ama bizim amacımız filtre etmekti. Filtre edince galiba tam doğruya yaklaştı. Tam doğruya yaklaşınca da led lambalar yanmaz oldu gibi. Bir ara şu baştaki sanki yanıyor gibi oldu. Ama yok, yanmıyor arkadaşlar. 180 volt, 190 volt gibi bir voltajda kalıyor voltajımız. Şöyle yavaş yavaş döndürerek kondansatörü bir şarj edelim. Artacaktır muhtemelen voltaj. Yükseldiğinde acaba yanacak mı? Artık zor dönmeye başladı arkadaşlar kondansatörü bağlayınca. 230 volt, 240 volt. Şimdi muhtemelen 250 volt, 260 volt, 270 volt. Evet, lambalar yanmaya başladı. Evet arkadaşlar, ondan dolayıymış. Bakın 300 volt civarına geldi. 300 voltu geçiyor. 301. Ama biraz hızlı döndürmek zorunda kalıyorum arkadaşlar artık. Kondansatör bayağı bir yük getirdi. Eski şeyinde yanmıyor. Kondansatörün ucunu çıkaralım. Ve tekrar bir daha döndürmeye başladım. Kondansatör, evet arkadaşlar, acayip şekilde motorun dönüşünü de zorlamaya başladı. Ve lambaların yanmasında geciktirdi. Ama 300 voltun üzerine de çıktık. Ve lambalar bu kadar da parlak yanmıyordu arkadaşlar. Kondansatörde gördüğünüz gibi kondansatör şu tek bir diyotla 4 tane 9 wattlık lambayı, dediğim gibi 25 metrekare odayı rahatlıkla aydınlatan lambalar bunlar. Evde kullandığımız lambalar. Gayet güzel bir şekilde yaktı arkadaşlar. Emin olun ben bu kadar performans bu motordan beklemiyordum. Ve şaşkınlık içerisindeyim. 4 tane lambayı hiç sorunsuz bir şekilde yaktı arkadaşlar. Videonun başında söylemedim ama daha önceki videolarda söylemiştim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar biz bunu sürekli elimizle döndürecek miyiz falan gibi yorumlar yapabilir. Ama öyle değil arkadaşlar. İşte biz bu motorları rüzgar türbini ya da su değirmeni gibi araçlarla veya bir bisiklette dinamo gibi kullandığınızı düşünün arkadaşlar. Bir bisikletin tekerini döndürdüğünüzde 4 tane 220 volt 9 wattlık led ampulü yakabildiğinizi düşünün arkadaşlar. Yani hayal gücünüzü geniş tutun. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tür teknik konulara merakı olan ve kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Çünkü kanalımızda birbirinden enteresan videolar yayınlıyoruz gördüğünüz gibi. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgili KYLC kanalı takipçileri, herkese merhabalar.
Arkadaşlar bu videomuzda çok basit ve çok verimli bir jeneratör yapacağız hep birlikte. Jeneratörü yaparken bize de burada gördüğünüz eski bir yazıcının içerisinden çıkan step motor lazım olacak sevgili arkadaşlar. Bu tür step motorları eski yazıcıların içerisinden gayet rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer hurdacılarda, eskicilerde falan eski yazıcı denk gelirse kesinlikle kaçırmayın derim. Alın o eski yazıcıları arkadaşlar, parçalayın ve içerisinden çok faydalı malzemelerin çıktığını göreceksiniz. Hatta bizim bir videomuz vardı. Eski yazıcının içerisinden ganimet çıktı diye. Biz o videoyu yaptıktan sonra bazı dallamalar bunlar mı işe yarayacak? Ne ki bunlar? Hurda bilmem ne falan filan gibi laflar etmişlerdi arkadaşlar. Bu videoda onlara kapak olsun. Nasıl gün gelip bu tür eski şeylerin işe yaradığının bir kanıtı olsun arkadaşlar bu videoda onlara. Şimdi sevgili arkadaşlar ben burada bir takım malzemeler hazırladım. Küçükten büyüğe doğru burada ledlerim var. Birkaç tane diyotum ve iki tane de kondansatörüm var sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu yazıcının içerisinden çıkan step motorla nasıl çok verimli ve çok basit bir jeneratör yaparız onu uygulamalı olarak göreceğiz sevgili arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu tür şeylere ilgili olan arkadaşlarım varsa ve hala kanala abone olmadılarsa lütfen kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen videoların altına like atmayı ve yorumlarda bilgilerinizi, birikimlerinizi, tecrübelerinizi, deneyimlerinizi, fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Ve hemen videoma geçiyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu step motorun hemen burada bağlantı noktaları var. Gördüğünüz gibi 3 uç burada, 3 uç da burada olmak üzere 6 adet uç var sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu uçların ortadaki uçlar, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şu 3'ü bir grup bobinin, şu 3'ü de bir grup bobinin uçları sevgili arkadaşlar. Bunu hemen ölçü aletimizde şöyle anlayabiliriz. Eğer başka tip bir step motor kullanacak arkadaşımız varsa ölçü aletimizi hemen omaj kademesine alıyoruz sevgili arkadaşlar. Proplarımız elimizde. Bakın şu uca değdirdim. Ve hemen bu uca değdirdikten sonra buradakine değdiriyorum sevgili arkadaşlar ve şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi ölçü aletimizde bir omaj görüyoruz. Diğerine değdiriyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 katı bir omaj var sevgili arkadaşlar. 2 uca değdirdiğimde. Yaklaşık 2 katı. Bu da demek oluyor ki şuradaki ortak uç sevgili arkadaşlar. Ve bu uçların buradaki uçlarla hiçbir bağlantısı yok. Hemen bir diğerine geçelim. Gördüğünüz gibi hiçbir bağlantısı yok sevgili arkadaşlar. Bunların. Bu da demek oluyor ki iki ayrı grup bobin var ve bu bobinlerin hemen şu uç ortadaki 13 ohm gibi gösteriyor gördüğünüz gibi. Diğer uca değdiriyorum. O da 13 ohm gösteriyor. Demek ki bu uç ortak. Şunlar diğer uçları. Hemen diğer bobin için de bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orta uç ortak. Diğer uçlar farklı uçlar arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi step motorum burada. Bir adet şu tane ledlerden alıyorum ve buradaki bobinlerin ucuna değdiriyorum şöyle sevgili arkadaşlar. Bakın. Döndürdüm ve hemen ledin yandığını görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Evet, bu da demek oluyor ki az bir döndürmeyle bu ledi yakabildiğine göre bu motordan gayet güzel bir şekilde elektrik üretebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Burada üretilen bobinlerin uçlarındaki elektriği kullanabilmemiz için arkadaşlar doğrultmamız lazım. Hemen şu havyamı yanıma alıyorum. Ve zaten motorumu test ederken şarjlıyla test edeceğim için sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet. Şimdi bir adet diyot alıyorum sevgili arkadaşlar. Diyotumun anodu bobin uçlarından birine, dıştaki bobin uçlarından birine gelecek şekilde lehimliyorum. Hatta bunu kısaltalım. Biraz düzgün olsun arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi diyotumu lehimledim. Katodu dışarı bakıyor sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Katodu dışarı bakıyor ve hemen bir tel alıp bunu da şu orta uca lehimliyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bağlantısını yapmadan önce ölçü aletimle bir ürettiği voltaja bir bakalım sevgili arkadaşlar. Kaç volt üretecek? Şunu şöyle bir tutturalım. Bu telin ucuna. Evet. Şöyle bırakayım şuraya. Ve diyotumun anodundan motoru da tutarak arkadaşlar motor dönmesin diye bakın 1.9 volt, 3 volt 12.5 volta kadar gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde 12.5 volta kadar elektrik üretebiliyoruz bu step motordan sevgili arkadaşlar. Şimdi madem öyle
Şunları bağlayacaktım ama bunları bağlamayalım. Aşama aşama gidelim diyecektim arkadaşlar. 12,5 volt ürettiğine göre direkt şu 12 voltluk ledimi bağlayacağım. Bunlar farklı farklı voltajlarda çalışıyor arkadaşlar. Şu 6 volt gibi yanılmıyorsam. Şu da 4 volt civarı bir voltajda çalışıyor. Çünkü bunda tüm ledler paralel bağlı ve 3,5-4 volt civarı çalışıyor. Şimdi bu ledimin şunları kaldırayım şuradan. Madem 12 voltu gördük. Ledimi direkt buraya bağlıyorum. Ve ledimin artısını da diyota lehimliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ledi şöyle şuraya alayım. Görünüyor değil mi? Evet şimdi. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ledimi yaktı. Bu led sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung ledlerden ve alüminyum çubuk led. Yani wattlı bir led. Işığı çok güzel bu ledlerin. Hem aydınlatma amaçlı kullanabilirsiniz bu jeneratörünüzü gördüğünüz gibi. Peki şimdi ledi bağlayınca voltajımız düştü mü? Bir ona bakalım sevgili arkadaşlar. Kaç volt olmuş? Bakalım voltajımız düşmüş mü? Bir yandan motoru tutuyoruz unutmayın. Oo, 5.3 volta düşmüş arkadaşlar voltajımız. Burada 5.3 volt gösteriyor ama 5.3 voltta normalde bu led yanmaz sevgili arkadaşlar. Ama yük olduğu için biz 5.3 volt görüyoruz. Şimdi buraya isterseniz bir kondansatör bağlayalım. Çünkü gördüğünüz gibi düşük devirlerde hatta bir daha yapacağım. Düşük devirlerde sevgili arkadaşlar ledin göz kırptığını görebiliyorsunuz sanırım. Hemen buraya bir kondansatör bağlayacağım sevgili arkadaşlar. Eksisi orta uca gelecek şekilde kondansatöre değiniyorum. Artısını da diyodun katodun arkadaşlar. Yani artının çıktığı yere lehimleyeceğim. Evet. Şimdi eksi ucum çıkmıştı. Onu tekrar lehimleyeyim. Evet. Şimdi tekrar ölçü aletimin problarını bağlıyorum. Şu şekilde dursun. Burayı da bir bağlantı kablosuyla bağlayacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi ölçü aletimin artısını bağladım. Diyotumuzun çıkışını yani artı çıkışımızı ölçü aletine, eksi çıkışını da gördüğünüz gibi ölçü aletimin eksi probuna bağladım sevgili arkadaşlar. Ve şimdi tekrar çalıştıracağım ledimi. Led gözüküyor değil mi? Evet voltajın yükseldiğini. Hay Allah. Evet sevgili arkadaşlar voltajımız 9 volta kadar çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi 12 voltluk bu ledi yakabildiğime göre 9 volt civarında. Şimdi buradaki akım düşüklüğünden kaynaklı bir voltaj düşüşü gerçekleşiyor olabilir arkadaşlar. Onun için biz şu anda tek bir bobinden gördüğünüz gibi şuradaki tek bir bobinden çıkış aldık. Geri kalan bobinler olduğu gibi duruyor. Burada da elektrik üretiliyor ama şu anda onları kullanmıyoruz arkadaşlar. Onları da kullanarak bunu daha verimli bir hale getirelim. Şimdi hemen buraya diyotun ucunu kıvırabileyim diye uzun bırakacağım. Diğer diyotumu bağladım arkadaşlar. Katotlarını birleştireceğim. Burada aslında aynı trafolardaki tam dalga tip doğrultucu dediğimiz bir olay var. Aynen onu yapıyorum arkadaşlar. Burada tam dalga bir doğrultucu yapmış oldum. Buradaki yarım dalgaydı. Sadece bu bobinden gelen artıları geçiriyordu. Şimdi ikinci bobinden gelen artıları da buraya aktaracak. Ve bu şekilde paralel bir bağlantıyla akımın artmasını sağladık. Sevgili arkadaşlar. Eksi uç zaten ortak bobinlerde. Onun için herhangi bir problem yok. Hemen tekrar aynı noktadan ölçü aletimin artısını bağlayayım. Eksisi zaten takalı. Şimdi burada 0,48 gösteriyor. Bu muhtemelen kondansatör dolu olduğu için sevgili arkadaşlar. Evet kondansatör boşalttım ve 0. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. 9,35 volt. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hemen diğer bobinleri de devreye sokalım bir. Bakalım ne olacak. Hemen şu orta uçları. Bobinlerin orta ucunu birleştiriyorum arkadaşlar. Burası orta uç eksi olacak yine bu bobinde de. Orta uçları birleştirdim. Şimdi tekrar buradaki bobinlerin uçlarına diyot bağlayacağım sevgili arkadaşlar. Diyotların hepsinin katodu dışarıya geliyor. Bobinlere diyotların anodunu bağlıyoruz. Ve buranın da burada da bir tam dalga tip doğrultucu prensibinde bir bağlantı yapıyorum arkadaşlar. Bunu da lehimliyorum hemen. Evet burayı da lehimledim. Ve sevgili arkadaşlar hemen buradaki bağlantımı da buradaki artıyla birleştireceğim. Evet bir bağlantı kablosuyla hatta probdan ya da şuradan birleştireyim. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Yine yani 4 tane yarım dalga doğrultucunun artılarını birleştirip akımı artırmak hedefimizi. Kondansatörü yine boşaltayım sevgili arkadaşlar. Evet 0. Tekrar deniyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, akım arttıkça, bobinler birbirine paralel bağlandıkça arkadaşlar voltajımız yükseldi gördüğünüz gibi. 10.20 volta kadar çıktı. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi 10.20 volt. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir 24 voltluk ledim var sevgili arkadaşlar. Şöyle yapacağım şimdi. Bunlar yine aralarında paralel dursun. Sadece bobinleri ayıracağım. Şuradan biraz önceki attığım bağlantıyı kaldırıyorum arkadaşlar. Ve grup bobinler yine aralarında paralel bir şekilde dursun. Arkadaşlarım şimdi buraya şöyle bir şey yapacağız. Bu çıkışı alıp buraya gireceğiz sevgili arkadaşlar. Yani bobinleri de birbirine seri bağlamış olacağız. Şöyle yapalım. Şunu alıp buraya seri bağlayalım. Çünkü bağlantılarımız hep o tarafta. Yalnız buraya da bir kondansatör attıktan sonra paralel bağlayacağım. Kondansatörümün artısını, diyotlarımın artısını lehimliyorum. Evet. Şimdi bunları da büküp eksisini de gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, orta uca lehimleyeceğim. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi orayı da lehimledik. Ve şimdi artı ucumdan çıkanı buranın eksisine giriyorum arkadaşlar. Lehimleyebilirsin. Evet, bu ucu zaten alacağız. Artı ucumdan çıkanı diğer bobinimin eksisine girmiş oldum. Böylelikle buradaki bobin grubunu birbirine paralel bağladım diyotlar sayesinde arkadaşlar. Şuradakiler de birbirine paralel bağlı ve o ikisini de birbirine seri bağlıyorum. Şimdi hemen şuradan eksimi alıyorum. Evet. Eksimi oradan aldım. Artımı da buradan aldım sevgili arkadaşlar. Ve şu ledimi değiştirmem lazım. Çünkü o 12 voltluk bir led. Muhtemelen yanacaktır sevgili arkadaşlar. Şu ledimin ucunu da çıkarayım. Evet sevgili arkadaşlar, burası bizim eksimiz. Hemen ölçü aletimin eksi probunu bu eksiye bağlıyorum. Ölçü aletimin artısını da getirip biraz önceki artıma bağlıyorum sevgili arkadaşlar. Umarım burayı anladık. Buradakiler birbirine paralel bağlı sevgili arkadaşlar. Buradakiler de birbirine paralel bağlı ve o iki paraleli birbirine seri yaptık bağlantımıza. Şimdi 24 voltluk ledimi bağlamadan önce voltajımı bir görmek istiyorum. Bakalım voltaj ne çıkacak. Kondansatörleri yine bir kısa devre edelim. Boşaltalım sevgili arkadaşlar. Sıfır olsun. Evet, sıfır oldu şu anda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 45 volta kadar voltajı gördük. Ne 45 volt, hatta 50 volt. Evet, durduktan sonra voltaj yükseliyor. Niye onu anlamadım ama 45 volta kadar çalışırken voltajımızı gördük sevgili arkadaşlar. Ama bu yük olmadığı için böyle. Yükümüzü bağladığımız zaman muhtemelen ölçü aletimin çıkışından direkt alabilirim ledimi, bağlantısını. Şöyle yapalım. Şunu da ölçü aletimin yine buradaki çıkışına bağlayacağım. Keşke kondansatörleri boşaltsaydık arkadaşlar. 45 volt LED'e biraz zarar verebilir. Bazıları yanmıyor ama onu merak etmeyin. O voltaj düşüklüğünden yanmıyor sevgili arkadaşlar. Şu an kondansatörlerdeki voltaj LED tarafından harcandığı için gördüğünüz gibi biraz yanıyor. Ve voltaj gitgide düşüyor. İsterseniz hemen onu bir sıfırlayalım arkadaşlar. Evet. LED'imiz de tamamen söndü. Evet. Voltajımız da sıfır. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi 24 voltluk LED'i de 18 volt 19 volta kadar yakmayı başardık. Dediğim gibi bu ledler çok parlak ledler, çok kaliteli ledler. Bunları yakabiliyorsak gayet güzel, bunu aydınlatmada kullanabiliriz. Şimdi bakalım jeneratörümüz kaç amper üretiyor sevgili arkadaşlar. Ya da ondan önce bir şey bağlayalım buraya. Şu 21 wattlık oto ampullerinden bağlayalım. Bir yakabilecek mi, bir onu görelim arkadaşlar. Ledleri sıkıntısız yaktı ama bu ampulü yakabilecek mi onu görelim. Hemen artıya da buradan bağladım. Evet. Ampulü de şöyle koydum arkadaşlar. Bir bakalım. Herhangi bir şey yok. Acaba bağlantıda bir şey mi var? Onun için şöyle bir ölçü aletimi de bağlayayım.
Artısını bağladık ölçü aletimizin. Eksisini de bağlayalım. Şimdi bir bakalım. 0.1 volt oldu ama ampulü bir devre dışı bırakayım, voltaj üretiliyor mu onu görelim. Evet, voltaj üretiliyor sevgili arkadaşlar. Fakat ampulü bağladığımda 21 wattlık ampule gücü yetmedi. Gördüğünüz gibi sıfırladı ve şunu, sen niye değiyorsun oraya? Kondansatörün ucu bırakmış arkadaşlar, onu bir lehimleyelim. Evet. Niye göstermiyor? Lambayı çıkaralım yine. Evet. Evet, aynen arkadaşlar. 48 volta kadar, hatta 49 volta kadar voltaj görüyoruz. Ama 21 wattlık lambayı jeneratörümüz yakmayı başaramadı. Küçük, küçük derken gördüğünüz gibi bu çubuk ledleri daha düşük akımlarda bir şey var demek ki. Üretim söz konusu. Ondan dolayı onu yakamadı sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen bir şeyini ölçelim. Devremizin çektiği akımı bir ölçelim arkadaşlar. Daha doğrusu jeneratörümüzün ürettiği akımı bir ölçelim sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu bir kısa devre edelim yine. Evet. Çat çat. Evet. Şimdi ampermetremi bağladım arkadaşlar. 10 amper kısmında bağladım ki yüksek bir akım üretiyorsa ölçü aletimize zarar vermesin diye. 10 ampere de ayarladım. Biliyorsunuz ampermetre seri bağlanır. Onun için probun ucunu değiştirdim sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç amper üretecek. Evet sevgili arkadaşlar. 220 miliamper. Onun için mikroamper seviyesinde bağlayabilirim demek ki bunu. Miliamper seviyesinde. Şimdi miliamperi aldım. 600 miliamperde de ölçü aletimin ayarı. Bir bakalım. Evet. 231 miliamperde sevgili arkadaşlar çıkış akımı var. Tabii bu seri bağladığımız için 49 volt 2 amper. 230 miliamper. Paralel bağlasaydık, hatta onu da görelim. Paralel bağlayalım şimdi sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar merak etmeyin, bu bağlantıların şemasını vereceğim. Çizeceğim yani sizin için. Biliyorum video uzadı ama biraz sabredin. Bunu eğer kullanabilirseniz emin olun çok işimize yarayacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen eksimizi paralel bağladığımız noktaya bağlıyorum arkadaşlar. Artıyı paralel bağlamadık. Şimdi bir de onu paralel bağlayalım. Şuradan. Aşıklar yine coşuyorlar arkadaşlar. Bazı aralarında sesi çok kötü olanlar var. Keşke onlar söylemese ama söylüyorlar, ne yapalım. Şimdi bunu da bağladık. Evet, ölçü aletimizin artısı da oraya bağlı. Eksisi de buradan bağlı. Şimdi bir voltajını ölçelim bakalım arkadaşlar. Kaç volt üretecek? Evet, bir şey göremiyorum. Neden? Artı bağlı. Eksi buradan bağlı. Artı oradan oraya. Ölçü aletimin ayarını değiştirmemişim. Tamam. Şimdi tekrar. Hala göremiyorum. Eksi. Evet. Evet arkadaşlar. 25 voltu gördük. Şimdi akımını bir ölçelim bakalım. 25 volt. Gördüğünüz gibi 430 miliamperde akımı sevgili arkadaşlar. Bunları bir not alalım hemen. Evet sevgili arkadaşlar. 49 volt. Seri bağlantıda voltaj gördük ve 230 miliamper ve akım gördük. Bu seri bağlantıda bobinlerin. 25 volt 460 miliamperde paralel bağlantıda gördük. Birinde voltaj düşüyor, akım artıyor. Diğerinde voltaj artıyor, akım eksiliyor arkadaşlar seri ve paralel bağlantıda. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun watt hesabını yapacağız. Onun için yazdım. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi 24 voltluk ledimizi de gayet güzel bir şekilde yaktı. 12 voltluk çubuk ledimizi de gayet güzel bir şekilde yaktı. Peki bu jeneratörümüzün, bu gördüğünüz küçük, şöyle bir çıkaralım şuradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçücük bir step motor, yani bunun ucuna herhangi bir düzenekle rüzgar türbünü bağlayabilirsiniz. Veyahut ne bileyim böyle bir bisiklet gibi bir şeye bağlayabilirsiniz. Onda elektrik üretebilirsiniz. Her türlü hareket eden dönen mekanizmada bundan gayet güzel elektrik üretebilirsiniz. Ve bu elektriği akülerde depolayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi neden verimli olduğunu düşünüyorum, ona gelelim. Şunu ölçü aletimi bir kapatayım. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi
Seri bağlantıda 49 volt 230 miliamper dedik. Paralel bağlantıda da 25 volt 260 miliamper. Hesabı kolay olsun diye 50 volt diyelim buraya. 50 volt. Sevgili arkadaşlar, 50 volt 230 miliamper 11,5 watt yapıyor sevgili arkadaşlar. Watt'ın hesabı biliyorsunuz akım çarpı voltaj. Şöyle işaretini koyayım. Bunu biraz büyütelim mi arkadaşlar, göremiyorsanız. Şöyle yapalım. Evet. Akımın formülünü şuraya yazıyorum. Watt'ın formülünü. Watt eşittir volt çarpı amper arkadaşlar. O da eşittir 50 çarpı 230 miliamperden 11,5 watt sevgili arkadaşlar. Burada da paralel bağlantı için de yapalım. Aynısı çıkacak sevgili arkadaşlar. 25 volt çarpı 0.46 amper. O da eşittir 11,5 watt falan çıkacaktır. Çünkü ters orantılı arkadaşlar. Voltaj artarken akım düşüyor, akım artarken voltaj düşüyor. Ve watt olarak her ikisi de aynı sonucu verecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar 11,5 wattlık bir jeneratörümüz var ama şöyle düşünün. Biz bunu gördüğünüz gibi şarjlı matkabımızın sınırları dahilinde test ettik. İsterseniz bir de daha da hızlandıralım. Şu normal matkabımızla bir çalıştıralım bakalım. Ne kadar voltaj üretebileceğiz sevgili arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Şunu bir alalım şuradan. Sıfırladık. Şimdi matkabımla deniyorum. Evet sevgili arkadaşlar. 33 volta kadar hatta. ...34 volta kadar gördük sevgili arkadaşlar. 25 volt olan yani paralel bağlantımızda. Şunu 34 volt yapalım. Şöyle. 34 volt. Şimdi akımına bir bakalım arkadaşlar. Şurayı yine bir kısa devre edelim. Çat. Aman Allah'ım. Cımbızımın ucu kaynadı. Şimdi bir de akıma bakalım arkadaşlar. 10 amper kademesine taktım. Ve işte ne olur ne olmaz. Fazla akım üretirse ölçü aletimize zarar vermeyelim. Arkadaşlar. 470 mAh ise daha detaylı görebilmek için şuraya takabilirim 600 mAh kademesini. Hemen bir daha bakıyoruz. Evet 470 mAh. Hızın artması voltajı artırdı arkadaşlar fakat akım aynı kaldı. 470 mAh 460 mAh olarak dursun sevgili arkadaşlar. Evet şunları şöyle bir koyayım. Şimdi hızın artması voltajımızı artırdı. 34 volt gibi bir voltaj çıktı ve 470 mAh'de akımımız çıktı arkadaşlar jeneratörümüzün. Hemen onun hesabını yapalım. Evet sevgili arkadaşlar 15.6 watt. 15.6 wattlık bir güç üretmiş olduk. Jeneratörümüzün hızını artırınca. Belki daha hızlı dön dersek daha yüksek wattlara da çıkabilir. Fakat sevgili arkadaşlar şimdi benim değinmek istediğim nokta şu. Gördüğünüz gibi küçücük bir step motor ve şimdi şöyle diyeceğim. Bakın sevgili arkadaşlar bu gördüğünüz akü 12 volt 12 amper sevgili arkadaşlar. Bu akülerin piyasadaki şarj cihazı 1 amperlik şarj cihazıyla satılıyor sevgili arkadaşlar. 12 volt çarpı 1 amper. 12 wattlık bir şarj cihazıyla bu aküyü biz tam olarak 1 amperle doldurduğumuza göre 12 saatte falan dolduruyoruz arkadaşlar. 12 saat. 1 amperle 12 saatte 12 wattlık bir güçle bu aküyü dolduruyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim o gördüğünüz step motorumuz 15.6 watt olduğuna göre sevgili arkadaşlar 15.6 watt. Biz bunu normalde normal şarjı akülerin %10'u ile şarj olur arkadaşlar. Yani 12 amperlik bir aküyü 1.2 amperlik bir adaptörle şarj edebilirsiniz. Sağlıklı şarj edebilmek için. Bunu şöyle diyelim. Yani 12 çarpı 1.2 amper diyelim arkadaşlar. Ne yapar o da? Kaç watt yapıyormuş bakalım. 14.4 wattlık bir şarj aletiyle sevgili arkadaşlar yaklaşık 10 saatte dolduruyorsunuz bu akünüzü. Yani bizim 15.6 wattlık jeneratörümüz tam ideal bir şekilde yaklaşık hani kayıplarını da hesaba katıyorum. Kablo üzerindeki ısınmalar bilmem ne falan filan derseniz normal piyasadaki şarj cihazlarından daha sağlıklı bir şekilde bu gördüğünüz step motorumuz bu aküleri şarj edebilir arkadaşlar. Onun için çok verimli olduğunu düşünüyorum ben bu step motorun ve başlıkta da onun için çok verimli diye yazdım. Gördüğünüz gibi eğer bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız olursa ki ben bunun üzerinde daha çalışacağım. Bir rüzgar türbini yapmayı düşünüyorum bununla. Küçük bir rüzgar türbini sevgili arkadaşlar. Yakın zamanda yapabilirsem videosunu da sizlerle paylaşacağım nasıl yapıldığına dair. Hemen bağlantı şemalarıyla ilgili birkaç çizim yapayım. Eğer yapmak isteyen arkadaşlar olursa sıkıntı çekmesinler. Evet sevgili arkadaşlar bu da bir veya birkaç önceki videonun şemasıydı. Hemen şu arka kısmını bağlantı şemasını çizelim şöyle. Arkadaşlar step motorun içerisinde dediğim gibi şu şekilde bir bobin var. Bir bobin daha var. Şuradan bir uç, orta uç ve bir uç çıkıyor. Aynı şekilde
karşısında da bobin var arkadaşlar. Şimdi 4 tane bobin, tabii içerisinde o seri paralel, seri paralel adeti farklı olabilir ama bize toplamı için gerekli olan şu 4 tane bobinimiz var sevgili arkadaşlar. Orta uç, orta uç. Her iki bobin için. Şimdi biz bunların her bir şu çıkışlarına birer tane diyot koyduk sevgili arkadaşlar ve bu çıkışları doğrulttuk. Bu diyotlar sayesinde bu çıkışlarımızı doğrulttuk sevgili arkadaşlar. Burası eksi, bu uçlarımız artı sevgili arkadaşlar ve biz gücü artırmak için, burası da eksi, gücü artırmak için şöyle bir bağlantıyla artı ucumuzu buraya yaptık, eksi ucumuzu da buraya yaptık sevgili arkadaşlar. Yine aynı bağlantıyı burada da gerçekleştirdik. Artı ve eksi sevgili arkadaşlar. Şimdi biz şu iki artıyı bakın şöyle birleştirip bir artı uç yaparsak, şu iki eksiyle birleştirip bir eksi uç yaparsak sevgili arkadaşlarım, gördüğünüz gibi şöyle, bu paralel bağlantı olmuş oluyor. Yani 25 volt 460 miliamper, 25 volt 460 miliamper. Yüke bağlandığında tabii bu düşüyor voltaj. Ve seri bağlantıda da sevgili arkadaşlar biz şu artıyı aldık. Şöyle yapalım şuradan. Şu artıyı aldık sevgili arkadaşlar. Götürdük. Buradaki eksiye bağladık. Bu şekilde bağlantıda da burası bizim eksi ucumuz oldu arkadaşlar. Şurası da bizim artı ucumuz olmuş oldu. Artık şu uçlar kullanılmaz oldu sevgili arkadaşlar. Pardon. Burası eksi. Şurası da artı. Şöyle yapalım. Evet. Şu da artı ucumuz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirine bağladığımız uçlardan herhangi bir uç çıkarmadık. Bu da 50 volt 230 miliamperlik çıkışımız. Tabii hız artırınca bu 34 volta falan çıktı sevgili arkadaşlar. Muhtemelen bu da 70 volt civarı bir şeye çıkacaktır hız arttığı için. Gördüğünüz gibi bağlantı şeklimiz de bu arkadaşlar. Eğer anlamadığınız, idrak edemediğiniz bir yer olursa lütfen yorumlarda bize paylaşın. Ve hesap konusunda da sevgili arkadaşlar, dediğim gibi ben mühendis değilim, teknikerim. Sadece kendi bilgilerimle bu sonuçları çıkarıyorum. Hesap konusunda da yanlış olduğunu düşünen arkadaşlarımız varsa, bu konuda daha tecrübeli arkadaşlarımız varsa lütfen yorumlarda bize yazıp diğer arkadaşların da bundan faydalanmasını sağlayalım. Bugünkü videomuzu buraya kadar sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçücük bir step motordan çok verimli bir jeneratör yapmış olduk. Bu ebatlarda daha verimli bir şey yapabileceğimizi ben zannetmiyorum. Onun için ve bunu çok ucuza da mal edebilirsiniz. Dediğim gibi eski bir yazıcının içerisinden bu motorlardan çıkar sevgili arkadaşlar. Bit pazarlarına gidip hurdacılara gidip oralardan da temin edebilirsiniz. Veyahut eski bir yazıcı alıp parçalayıp içinden kendiniz de çıkarabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Neyse, bugünkü videomuzda buraya kadar. Kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videoların altına like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe, fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videomuzda daha önce elektrik ürettiğimiz videolarda olduğu gibi elektrik üretebileceğimiz bir motor göstereceğim. Fakat bu motor, inanın, önceki motorlara taş çıkaracak muhteşem bir motor. Dehşet bir verimi var. Şimdi birazdan motoru incelerken göreceksiniz. Emin olun şaşıracaksınız. Ve işin güzel yanı, bu motoru herhangi bir bobin sarma, herhangi bir mıknatıs yerleştirme, kesme, biçme gibi işi olmadan direkt olarak elektrik üretmede kullanabileceğiniz muhteşem bir motor. Kanalımızı takip edenler zaten biliyorlar. Fakat kanalımızı yeni takip eden takipçilerimiz için söylüyorum. Daha önceden yine kanalda değişik türlerde elektrik üretebileceğimiz elektrik motorları göstermiştik. Bu elektrik motorlarını dinamo gibi kullanıp değişik voltajlarda, değişik akımlarda, değişik amperlerde ve değişik durumlarda kullanabileceğiniz elektrik üretme videolarımız var. Eğer o videolarımızı da izlemek isterseniz arkadaşlar lütfen kanalımıza şöyle bir göz gezdirin ki kanalımız hakkında bir fikriniz olsun. Ve biz kanalımızda genelde böyle bobin sarma, yok mıknatıs yerleştirme gibi işlerden uzak daha kolay herkesin yapabileceği alternatörler, jeneratörler yapmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu bunları yapabileceğiniz motorlar göstermeye çalışıyoruz. Siz de bu videolar içerisinden elinize hazır bulunan ya da piyasadan rahat bulabileceğiniz veya işinize hangisi yarıyorsa o manada kullanabileceğiniz motorları seçip kendi rüzgar türbininizi ya da kendi su değirmeninizi ya da spor yaparken evde elektriğinizi üretebileceğiniz motorları gösterdiğimiz videolarımız var. Kesinlikle o videolarımıza bir göz atın. Hangisi dediğim gibi elinizde mevcutsa ya da hangisine rahat ulaşabiliyorsanız onunla kendi rüzgar türbininizi yapabilirsiniz. Artı bir de arkadaşlar, biz kanalımızda bu motorların gerekirse şarj ünitelerini ya da diyelim ki akünüz doldu, akünüz bozulmasın diye bunlara uygun akü şarj kesme devreleri ya da akünüz aşırı deşarj olmasın diye akünüz belli bir voltajın altına düştüğünde yüke giren elektrik akımı kesecek veyahut akım sınırlayacak veyahut yükler için değişik elektronik devreler tasarlayıp bu devrelerin nasıl yapılacağı, devrelerinin çizimleri, tasarımları hakkında bilgiler veriyoruz. Onun için kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yaptığımız işlerle ya da yapacağınız işlerle ilgili fikirlerinizi, bilgilerinizi, deneyimlerinizi, tecrübelerinizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Biliyorum lafı çok fazla uzattım. Daha da uzatmayacağım. Dilerseniz hemen atölyemize geçelim ve bu muhteşem motoru sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size bahsettiğim aslan parçası işte bu. Bu gördüğünüz motor çok yüksek bir akımla
size akülerinizi şarj edebileceğiniz müthiş bir güç veriyor. Şimdi bu motoru ben bir hurdacıdan aldım. Kapının önünde geçen bir hurdacıdan aldım. Denk geldi. Ve 50 lira gibi bir fiyata aldım. Şimdi motorun marka modelini de size göstereyim. Bakın. Sanpex SM4034 diye bir motor arkadaşlar. Muhtemelen motorun üreticisi bu ve seri numarası da bu. Watt yazmıyor motorun kaç watt olduğunu ama genel itibariyle soruyorsanız piyasada genelde yaklaşık 750 watt 1000 watt civarında oluyor. Yalnız bu söylediğim güç motorun motor olarak kullanıldığındaki gücü arkadaşlar. Şimdi birazdan size bağlantılarını yapıp bu motorun nasıl güç ürettiğini, nasıl bize dehşet bir güç sağladığını göstereceğim. Ben şimdi buradan vereceğim çünkü burada pin olduğu için buradan bunu döndürme mümkün değil. Onun için bu arka kısmındaki şaftın uzantısından döndüreceğim. Şöyle isterseniz kamerayı da yaklaştırayım ve yakın çekim görün neler olup bittiğini. Evet motorum burada. Bu motoru şimdi matkapla döndürüp ürettiği elektriği size göstereceğim. Çoğu arkadaşın aklına takılan şeyi tekrar tekrar cevap veriyorum. Çünkü hala bunun soruları geliyor arkadaşlar. Biz onu matkapla mı? Hayır arkadaş matkapla döndürmeyeceksin ya. Kusura bakmayın arkadaşlar kızıyorum ama çok fazla bunun yorumu geliyor. O zaman ne anlamı kaldı diye adam bir de bana neredeyse küfür edecek. Ya sen neyse arkadaşlar bu konuyu uzatmanın bir alemi yok. Yani bunu matkapla döndürmeyeceksin arkadaş. Ucuna uygun aparatları takıp rüzgar türbini yapabilirsin. Uygun aparatları takıp su değirmeni yapabilirsin. Ya da bir kayış dişli sistemiyle bisikletinde hem spor yapıp hem evinin elektriğini üretebilirsin. Neyse şimdi hemen biz bunun bağlantısını matkabı bağlamadan önce bir voltajını ölçelim arkadaşlar. Kaç volt gibi bir çıkış veriyor. Önce bunu görün. Kaç volt verdiğini görün. Matkabımızı taktık. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar herhangi bir başka bir bağlantı falan yok yani. Direkt olduğu gibi motorun kabloları ölçü aletine bağlanıyor. Hemen matkabı yavaş yavaş döndürmeye başlıyorum. Bakın az bir derede zaten 3 volt falan verdi. Gördüğünüz gibi 12,5 voltluk bir gerilim ürettik biz bu motordan. Motor 24 volt ama biz bu devirde 12,5 volta kadar çıkabildik. Devir yükselirse voltaj artar. Tıpkı yavaş düşük devirde çevirdiğinde 3-4 volt verdiğinde olduğu gibi hızlandırdıkça bakın matkalı voltaj artıyor. Evet. Gördüğünüz gibi devir yükseldikçe voltajımız da artıyor. Daha yüksek devirlerde bu voltaj 14-15 volt seviyelerine çıkıp bizim akülerimizi şarj edebilir arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu devirlere nasıl çıkacağız? Arkadaşlar bu çok kolay. Bildiğiniz bu şehirlerimizin elektriğini sağlayan rüzgar türbinlerinde de aynı mantık kullanılıyor. Pervanenin hemen arkasında bir dişli sistemi var. O dişli sistemi pervanenin dönme hızını yani dakikadaki tur sayısını çok daha yükseltip arka planda elektrik üreten jeneratörlere yüksek devirli bir şekilde gönderiyor bu şanzıman sistemi. Bunlarla ilgili videolar da gelecek. Bunların nasıl çalıştığını falan da anlatacağım ben size. Ama şimdilik böyle bilin yeter. Buraya mesela diyelim ki biz şimdi bu matkabın 1500 devirlik dönüşüyle 12,5 volt elde ettik. 14-15 volt elde edebilmek için atıyorum 2000 devir dönmesi lazım bu motorun diyelim. Burada ona birlik bir dişli oranıyla tek bir dişli sistemiyle dakikada 200 tur dönen bir pervaneyle siz burada 2000 deviri çok rahat elde edebilirsiniz arkadaşlar. 200 tur dönen bir pervane burada 2000 devir hıza çıkaracak şaftın hızını ve yaklaşık 14-15 voltluk bir gerilim elde edeceksiniz ki motorun dönüşü çok kolay. Bakın parmağımı merkezden döndürüyorum gördüğünüz gibi. Öyle zorlanarak dönen bir yapısı yok arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki yüke bindiğinde de zor dönüyordur. Göreceksiniz şimdi yüke bindiğinde de çok kolay dönüyor. Yani motor güçlü bir motor olduğu için yüksek güçlü malzemeleri bağladığımda da motor kolay bir şekilde dönmeye devam ediyor arkadaşlar. Hemen isterseniz bir yük bağlayalım buraya. 12,5 voltta çalışan ben sırf bu motorun gücünü size gösterebilmek için ta buradan kalktım sanayiye gittim. Ve sanayiden arkadaşlar far ampulü aldım yani. Otomobil far ampulü aldım ki 12 voltta yüksek güç çekecek ampullerim yok. Daha önceden diğer videolarımda hatırlarsınız. Bu 21 wattlık yine otomobil lambalarını kullanıyorduk ama bunlar 21 wattlık arka stop lambası mı ne herhalde onlar. Burada gördüğünüz gibi far ampullerinden kullanacağım. Bu far ampullerinin gücü de bakın hemen burada yazıyor. Ucuz bir şey aldım çünkü sadece denemede kullanacağız diye. 55 watt 60 watt arkadaşlar. Bu 55-60 yazmasının 55 watt 60 watt yazmasının sebebi herhalde kısa da 55 uzun da 60 watt güç harcıyor manasına geliyor herhalde. Ki en düşüğü 55 wattmış arkadaşlar. Siz isterseniz 55 watt üzerinden düşünebilirsiniz bu ampulleri. Bakalım bir görelim. Şimdi ampullerimi şöyle görünür bir hale alayım. Ampulüm falan gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şimdi döndürmeye başlıyorum. Bu kısanınki arkadaşlar yanlış bağlamışım. Bu kısa. Pardon.
şuradan uzun far hüzmesine bağlayalım. Herhalde uzun kısayı böyle yapıyor diye tahmin ediyorum ben. Otomobil elektrikçisi olmadığım için muhtemelen bir kısa bir uzun herhalde arkadaşlarım. Şimdi tekrar döndürüyorum bakın. Evet. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Gayet güzel bir şekilde 60 wattlık far ampulünü yaktı. Ve şimdi ampul bağlıyken ben döndüreceğim. Bakın çok rahat dönüyor. Bakın çok rahat. Yani ampul bağlıyken çok rahat bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Ki merkezden döndürüyorum ben bunu. Burada bir uzantısı olsa çok daha rahat bir şekilde dönecek bu motor. Hemen ikinciyi bağlayalım. İkinciyi Evet, buraları dikkatli bir şekilde izleyin sevgili dostlarım. Videonun sonunda şok olacağınız bir şekilde bunun gücünü göstereceğim size. Gerçekten şok olacaksınız videonun sonunda. Şimdi tekrar veriyorum alttan gücü. Evet. Evet arkadaşlar, 120 wattlık ampulü gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yaktı. Daha bağlayacağım, daha merak etmeyin. Burada 4 tane daha ampulüm var. Bunlar da yine far ampul herhalde, H1 diye geçiyor. Bunların fiyatları biraz daha uygundu. Bu da 55 wattlık bir ampul arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Bakın şurada kutusunda. Nerede yazıyor? Evet. Bakın. 55 wattlık. 12 volt 55 wattlık bir ampul. Bu da. Hemen bunu da bağlayayım. Tekrar veriyorum. Gördüğünüz gibi 175 wattlık ampulü sorunsuz bir şekilde motorumuz yakıyor. Dördüncüyü bağlıyorum. Dördüncüyü bağlıyorum. Yine bu da. Şuradan şöyle koyalım. 55 wattlık H1 motorun yanması ampulü. Hemen bunu da bağlıyorum. Koyalım da her yerin ışığı ayrı ayrı görünsün videoda. Evet, 4 ampul bizim motorumuz tarafından, bakalım yakılabilecek mi onu görelim. Şu görünüm olabilir. Şöyle döndüreyim biraz. Evet. Dördünün de ayrı ayrı yandığını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Gözüksün diye çabalıyorum ama. Gördüğünüz 4 tane ampulü gayet rahat bir şekilde yaktı bizim motorumuz. Şimdi isterseniz zaten kablom da yeterli olmadığı için şunu bağlamayacağım arkadaşlar, bu 2 ampulü. Ve size şok olacağınız şekilde motorun gücünü başka türlü göstereyim. Önce ölçü aletiyle kısa devre akımını bir ölçelim. Bu motor kaç ampere kadar verebiliyormuş bir onu görelim. Daha sonra da dediğim gibi şok olacağınız şekilde motorun gücünü göstereceğim sizlere. Hemen şunları bir kaldıralım. Evet arkadaşlar, şimdi ölçü aletini hemen motorumun yanına koyuyorum. Ve birer krokodille ölçü aletini hemen motorumun kablolarına bağlıyorum. Şimdi motorumun kaç amper akım ürettiğini göstereceğim size. Fazlası var, eksiği yok arkadaşlar. Çünkü ölçü aletimizin sınırı 20 amperde sınırlı. Daha üstünü ölçemiyor. Bende de pens ampermetre olmadığı için kademesini 20 amper ölçeceğim. Kısmı aldım arkadaşlar.
Ölçü aleti biliyorsunuz seri bağlanır ama burada seri bağlı bir durum yok. Çünkü motorun ürettiği kısa devre akımı, yani kaç amper ürettiğini ölçtüğümüz için biz sanki paralel bağlamış gibi bir durum oldu. Neticede bir yükün üzerinden akan akımı değil de motorun üretebildiği akım miktarını ölçeceğimiz için bu şekilde bir bağlantı yaptık. Şimdi döndürüyorum tekrar motorumu arkadaşlar, bakın. Çok düşük devirde 6.5 amper. Bakın çok düşük devirde 6.5 amper. 10 amper sınırını geçtik. 11 amper. 15 amper. Bakın 20 amperi geçtiğini gördünüz arkadaşlar. Ve matkabı daha sınırına kadar çalıştırmadım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bir dakika arkadaşlar, matkap boşluyor. Onun için. Şimdi. Bakın 20 amperin üstüne çıktık arkadaşlar. Yani 20 amperden fazlası var, eksiği yok bu motorun. 20 amper üretebilen bir motor. Arkadaşlar 2 tane 100 amperlik kamyon aküsünü paralel bağladığınızda 10 saatte doldurabilecek bir motor. Yani ki bunu profesyonel şarj cihazları 200 amper akülere ancak 10 saatte doldurabilir. 20 amper gibi bir akımla. Ki bunun fazlası var, eksiği yok. Çok profesyonel şarj cihazları olması lazım. O profesyonel şarj cihazları da bir dünya paralar arkadaşlar. 200 amperlik bir aküyü 10 saatte doldurabilecek şarj cihazları. Gördüğünüz gibi motorumuz 20 amper gibi bir yükte bile 10 saatte 200 amperlik aküyü doldurup sizin 5000 wattlık bir invertörle evinizin elektriğini kesintisiz sağlayabilir. Arkadaşlar ki piyasada birçok rüzgar türbiniyle ya da güneş enerjisiyle elektrik üretip evinin ihtiyacını karşılayan insanlar, kişiler veya bunu yapan, bu kurulumu yapan firmalar 3000 wattlık invertörler kullanıyorlar genelinde. 5000 wattlık bir invertörle çok rahat bir şekilde evinizin komple elektriğini 200 amperlik akülerle sağlayabilirsiniz ve o aküleri bu gördüğünüz motorla dört dörtlük bir şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntısız şekilde 5000 watt gücü rahatlıkla bu motorla yaptığınız sistemden alabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz 20 amperin üzerindeki akımı biz bu motordan aldık. Şimdi final sahnesine geldi. Yani bu motorun gerçekten ne kadar güç ürettiğini size göstereceğim. Bir rezistans teli üzerinde, yani esas amacı ısınmak olan bir rezistans teli üzerinde bu motorun gücünü göstereceğim şimdi size. Bakın. Hemen bağlıyorum rezistans telimi bu motora. Dediğim gibi bu telin amacı zaten ısınmak arkadaşlar. Yani o iş için üretilmiş bir tel. Bakır bir teli. Burada ısıtmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bakır teli hiç dayanmaz. Olmadı. Şunu bir dengele tutturalım. Görünüyor mu? Evet, görünüyor telim, motorum. Arkadaşlar, bu şekilde rulman dağıtır. Şunu dengeli oturtmam lazım. Hem matkabımıza hem motora zarar vermemek adına. Merkezlemeye çalışıyorum ama merkezlenmiyor da. İnat ediyor. Çünkü neden derseniz şundan dolayı burada tutturmaya çalıştığım şu şaft kısmı, bakın şurada hemen bir yarım böyle bir kesik yapmışlar buraya. O da matkabın merkezlemesine mani oluyor. Hemen bir kez daha deneyelim. Umarım olur. Evet. Şimdi rezistans telimi görebiliyor musunuz? Şöyle tutayım. Lan bile görünüyor. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Motordaki gücü güzel artık. Motordaki gücü gördünüz mü? Şimdi elime falan damlar diye elimi çektim arkadaşlar. Yani o derecede. Ölçü aletimi de bir uzaklaştırayım, zarar gelmesin. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bak. Isıtıcı yapın arkadaşlar. Isıtıcı bu motorla. Yani o derecede kuvvetli bir akım veriyor motorumuz. Gördüğünüz gibi rezistans telini bile kor haline getirebilecek güçte bir motor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu videoda da çok güzel, çok verimli ve çok da şekilli bir motor. Yani bu motoru bir şeye montajlayıp arkadaşlar bir dişli yardımıyla, bir çark yardımıyla hemen dediğim gibi rüzgar türbininin kanatlarına hareket aktarabilirsiniz. Burada sabitleme delikleri var. Yani öyle şekilsiz, ya bunu nasıl montajlayacağız falan diyeceğiniz bir yapısı yok. Hemen buradan bir dişliyle ya da bir çarkla, ne bileyim, bir kayış sistemiyle her halükarda bu motora hareket aktarabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili Kaya İlece kanal takipçileri, vaktinizi ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik konulara merakı olan ve ilgi duyan arkadaşlarım varsa ve hala kanala abone olmamışlarsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.
takipçileri, herkese merhabalar. Kim evinin elektrik ihtiyacını bedavaya getirirken aynı zamanda da fazla kilolarından kurtulmak istemez ki? İşte bu videoda koşu bandınızda spor yaparken aynı zamanda evinizin elektriğini de nasıl bedavaya getirirsiniz onu göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Videoya geçiş yapmadan önce buradan bazı takipçilerime seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz son birkaç videodur hep elektrik üretmeyle ilgili videolar geliyor. Çünkü genel talep hep o yönde. Fakat benim kanalımın kemik kadrosunu elektronik öğrenmek isteyen takipçilerim oluşturuyor. Buradan onlara seslenmek istiyorum. Sizlere bir vefa borcum var. Bizim kanalımızda doğru dürüst abonemiz yokken, doğru dürüst takipçimiz yokken yanımızda sizler vardınız. Onun için hiç merak etmeyin. Temel elektronikle ve elektronikle ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalı takipte kalmaya devam edin. Koşu bandında marka, model hiç fark etmiyor. Çünkü genel itibariyle aynı motoru kullanıyorlar. Biz de elektrik üretmek için koşu bandının motorunu kullanacağız arkadaşlar. Hemen isterseniz o kapağı bir sökelim ve içinde ne varmış ne yokmuş bir görelim. Arkadaşlar koşu bandımızı sökmemiz gereken kapağı bu. Başka kısımlara dokunmayacağız. Bakın koşu bandımızın elektrik kablosu burada boşta. Elektriğe falan takmayacağız koşu bandımızı. Hemen şu kapağı sökelim ve içerisinde ne gibi değişiklikler yapacağız size onu göstereyim. Ondan sonra da elektrik üretme kısmına geçelim. Bunun gibi iki tane vidalar karşı tarafta var. Bir vidada şu ön tarafta tutuyor. Belki vidaların yerleri değişebilir ama hiç sorun değil. Şu ön kapağı sökmeniz sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koşu bandımızın motor kısmı burası. Bakın burada bir kayışla koşu bandının şu bant kısmı motora aktarılıyor. Burayla ilgili hiçbir işimiz yok. Buraya dokunmayacağız arkadaşlar. Şurada da bakın elektronik kartın olduğu kısımda da gerekirse biraz daha yaklaştırayım şöyle. Elektronik kartın olduğu kısımda da bakın motordan gelen şu hemen şu alttan çıktığı için biraz zor gözüküyor olabilir. Siyah, beyaz ve sarı yeşil kablo var. Sarı yeşil kabloların hepsi gördüğünüz gibi toprak. Bu koşu bantları toprağa bağlanmak zorunda çünkü motor 180 volt gibi bir voltajda çalışıyor arkadaşlar. Bakın şuradan görebilirsiniz hemen. Şöyle yapayım. 180 volt DC'de çalışıyor bu motorlar arkadaşlar. 3600 RPM ve 2 beygir gücündeymiş bu motor. Yine 180 voltta olup 1.5 beygir gücünde olan falan motorlar var. Belki RPM'i de birazcık düşebilir. Ama bu koşu bandınınki bu şekilde. Genel itibariyle hepsi 180 volt DC ile çalışıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin muhtemelen hepsi bu iş için olacaktır. Şimdi motordan gelen o siyah beyaz kabloları kartın üzerinden motor eksi ve motor artı yani M eksi M artı yazar arkadaşlar. O iki kabloyu çıkarıyoruz ve elektrik alacağımız uçlarımız bu. Yani motorun artı ve eksi uçlarını çıkarıp bu uçtan elektrik alacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken değişiklik sadece bu. Bunları yerinden çıkarmanız sizin için yeterli olacaktır. Şimdi hemen oraya bir bağlantı kablosu takalım ve ürettiği elektriği hep beraber görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir kablom var benim. Bu kabloyu şu papuçların üzerindeki plastiği sıyırıyorum. Ve hemen şu şekilde birbirine takıyorum. Bunun için uygun bağlayıcılar vardır. Eğer sürekli kullanacaksanız siz de buraya uygun bir bağlantı aparatı takabilirsiniz arkadaşlar. Bu sürekli değil. Çünkü bu koşu bandı bize tamir için geldi. Tamirini yaptık. Ben de bu fırsattan istifade size nasıl bu koşu bantlarıyla elektrik üretebileceğinizi göstereceğim sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağlantımız tamam. Şimdi bir yere dolaşmasın diye şöyle düzgün derli toplu bir yerden alalım. Hatta şunu şunun içinden geçireyim şöyle geçici olarak. Bir yere takılmasın bu. Çünkü motorun şu arkasında motorla birlikte dönen pervane kısmı var. Bu pervane kısmının kablolara falan dolaşıp zarar vermesini istemeyiz. Ondan dolayı şuradaki kabloların arasından geçirdim. Ve hemen kablomun ucunu boşta şu kenara aldım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi koşu bandımızın motorundan gelen bu iki ucu ölçü aletimin proplarına bağladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi DC kademesinde çünkü bu motor üretirken de DC üretiyor arkadaşlar. AC üretmiyor. İsterseniz önce AC'yi de göstereyim size elektrik üretip üretmediğini arkadaşlar. Daha doğrusu AC'yi üretip üretmediğini göstereyim. Sonra da DC'yi ölçelim mi? Bakın şimdi koşu bandımın üzerine çıktım arkadaşlar. Koşu bandımı hareket ettiriyorum. Ve gördüğünüz gibi 4-5 volt 6 volt gibi bir voltaj gösteriyor. Fakat bu AC'de ürettiği voltaj aslında AC üretmediği için göremiyoruz. İsterseniz hemen DC'yi alalım. Ve DC'deyken kaç volt ürettiğine bir bakalım arkadaşlar. Şöyle birazcık zoom yapıp ölçü aletimle şöyle yaklaştırayım. Görebiliyor musunuz? Şöyle şu ölçü aletim. Gözüküyor artık. Evet arkadaşlar şimdi ölçü aletimin göstergesini dikkat edin ben koşu bandımla hareket ettikçe bakın. Ayaklarımda gözüküyor mu? Bilerek ayaklarımda ne içiyorum ki görün diye. Ürettiği voltaja dikkat edin. 40 volt. 50 volt. 85 volt. 90 volt. 30. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 130 voltlara yakın bir voltaj gördük. İsterseniz şimdi bir de kısa devre akımı kaç ampermiş onu görelim arkadaşlar. Ölçü aletimizin proplarını gördüğünüz gibi 10 amper kısmını aldım. Kademesini de DC 10 amper kademesini aldım arkadaşlar. Şimdi böylelikle motorumuzun kısa devre akımını ölçeceğiz. Yani uçları şu anda ampermetre üzerinden kısa devre olmuş durumda. Motorumuz bakalım kısa devre pozisyonunda kaç amper akım üretecek onu görelim. Çünkü diğer videolarımda birçok kişi bunu soruyor arkadaşlar. Ben onlar düşük güçlü olduğu için sadece watt olarak söyledim ama bu motor gerçekten kuvvetli. Onun için kısa devre akımını ölçelim istedim ve siz de görün istedim arkadaşlar. Hemen şimdi tekrar motorumuzun kısa devre akımı için üzerinde koşmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu an kısa devre pozisyonunda olduğu için motor çok fazla bir zorlama var. Tabii bu kısa devrede olduğundan öyle. Bakın
2.6 amper. 3 amperi gördük. Ama 3. 3.2. Evet arkadaşlar. Çok zor dönüyor. Kısa devre olduğundan. 3. 3.2. 3.4. Evet 3.9'u falan gördük. Yanılmıyorsam. Evet arkadaşlar. Kısa devre akımı. Motorun uçlar kısa devre olduğundan çok fazla zorluyor. Ama 3.9 amperi gördük arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de kısa devre pozisyonundan çıkaralım. Ve yük altında kaç volt üretiyor ve yüklerimizi nasıl çalıştırıyor onu görelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda koşu bandımızın motorun ucuna 12 volt 21 wattlık bir ampul bağladık. Ve ölçü aletimiz de ona paralel bir şekilde bağlı. Bakalım koştuğumuzda bu ampulü yakabilecek miyiz ve kaç volt üreteceğiz hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 13-14 volt 15 voltu gördük. Ve ampulümüz de gayet güzel yanıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 12 voltluk ampulü gayet rahat bir şekilde yaktı koşu bandımız. İsterseniz şimdi bir de 220 voltluk bir ampul bağlayalım. Bir de ona bakalım yakabilecek mi? Bakın burada 220 volt 25 wattlık bir ampulümüz var. Gördüğünüz gibi şuradan görebilirsiniz. Yazı tam okunmuyor ama 25 watt. Şimdi bu ampulü bağlayalım. Bir de bunu yakabilecek miyiz onu görelim. Arkadaşlar 25 wattlık ampulümüzü de bağladık. Ölçü aletimiz de ona paralel bir şekilde bağlı. Bakalım şimdi koşu bandında koştuğumuzda bunu yakabilecek miyiz? Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 wattlık ampulü de 160 volt seviyelerine çıkarak yakmayı başardık. Daha doğrusu tam 160'ı görmedik herhalde de 130-140 voltu gördük. Şimdi bir de bu 25 wattlık ampulün yerine 100 wattlık ampul takıp onu yakabilecek miyiz ona bakalım. Bakın burada yine 220 volt 100 wattlık bir ampulümüz var. Şimdi bu ampulü hemen buraya takacağım. Ve koşu bandıyla yakabilecek miyiz onu göreceğiz hep birlikte. Şu gözüküyor mu arkadaşlar ölçü aletim? Ben hala bir tereddüt içerisindeyim. Sanki görünmüyor gibi mi? Geliyor. Şöyle. Yok. Ampulüm de şöyle dursun. Heh, evet gayet güzel arkadaşlar. 100 wattlık ampulüm ve ölçü aletim ona paralel bağlı bir şekilde duruyor. Şimdi tekrar koşma zamanı. Arkadaşlar uzunca bir süre spor yapmayınca işte böyle oluyor. Az biraz koşunca hemen soluk soluğa kalıyorsunuz. Evet. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım koşma. Evet arkadaşlar 100 wattlık ampulü de gayet güzel bir şekilde yaktı fakat voltajı ben göremedim bu sefer. Şöyle yapsak görebilir miyiz? Hem sizin hem benim görebileceğim bir açıda dursun. Şöyle. Evet görünüyor. Çünkü ben kaç volta kadar çıkabildik göremedim. Tekrar başlıyoruz. Haydi bismillah. Evet sevgili arkadaşlar 120 volt seviyesinde 100 wattlık ampulümüzü yakmayı başardık. Daha da hızlı koşabilsek daha da yüksek voltajlara erişeceğiz. Ama daha da hızlı koşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi 100 wattlık ampulü de yaktığımıza göre sıra bu ampulün sayısını artırmaya geldi. Bakalım kaç tane ampulü yakabileceğiz bu koşu bandıyla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ampulümüz iki tane kabloyla motorumuzun çıkış uçlarından geliyor ve ampulümüze giriyor. İkinci ampulü ben buna paralel bağlıyorum. Bakın paralel çünkü diğer mikrodalga fırın motorundaki gibi voltajımız çok yükselmiyor bunda. Yükselmiş olsaydı bunu da seri bağlayacaktım. Fakat yükselmediği için paralel bağlıyorum. Sevgili arkadaşlar bilginiz olsun. Paralel bağladım ve ölçü aletimin probları da yine bu lambalarıma paralel şekilde lambaların üzerine kaç voltluk bir gerilim düşüyor onu gösterecek bize. 2 tane 100 wattlık ampul ve ölçü aletim. İsterseniz tekrar yine deneyelim. Bakalım 2 tane 100 wattlık ampulü koşu bandımıza yakabilecek miyiz? Evet arkadaşlar 2 tane 100 wattlık ampulü de bu motorla yakmayı başardık. Motorun gücünü görüyorsunuz değil mi? Dehşet bir gücü var. Fakat bizde güç yok arkadaşlar bizde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. ampulüm burada. Kablolarla birlikte. Bakın paralel bağlantıyı bilmeyenler için bunu sizin gözünüzün önünde bağlayacağım. Bakın lambanın bir ucu lambanın diğer lambanın bir ucuna öbür ucu da lambanın diğer ucuna. Bunlar hepsi birbirine paralel bağlı arkadaşlar. Bu ikisi bu ikisine bağlı. Bu ikisi bu ikisine bağlı. Oradan da direkt motorumuzun ucuna bağlı arkadaşlar. Bu da motorumuzdan gelen kablo biliyorsunuz. Şimdi üçü de birbirine paralel bağlı olmuş oldu ve 300 watt oldu. Ben şimdi direkt 4. lambayı da bağlayacağım. 4 tane yakabilecek miyiz? Bir de onu görelim. Evet arkadaşlar şu anda 4 tane lambam birbirine paralel bağlı bir şekilde duruyor. Ölçü aletimiz kapandı. Onu açalım hemen şöyle. Evet ölçü aletimizi açtık. Bakalım 4 tane lambayı yakabilecek miyiz arkadaşlar? Hemen deneyelim. Kablolardan biri kısa devre oldu galiba. Birdenbire frenledi çünkü motor. Bir bakalım hangisi? Kısa devre. Evet galiba şu.
Evet arkadaşlar, DC motorları frenleme tekniğinde bu olayı anlatmıştık. Merak eden arkadaşlarımız oradan izleyebilirler. DC motorlar nasıl frenlettirilir? Bunu da öğrenmiş olursunuz. Bu sayede. Evet, birdenbire frenleyince küt diye çok kötü bir şekilde durdu. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar test zamanı. Evet, kısa devre devam ediyor. Evet arkadaşlar, kısa devre devam ediyor. Nerede? Şunda yok. Şunda da yok. Evet, burada. Allah'ım yarabbim ya. Evet arkadaşlar, umarım kısa devre geçmiştir. Şimdi tekrar test zamanı. Ve 4 tane 100 wattlık ampulü de yakmayı başardık. Fakat koşarken koşu bandı yürüdü duvara dayandı. Yapacak bir şey yok. Şimdi de isterseniz 5. 100 wattlık ampulü takıp bir de 5 tane 100 wattlık ampulle deneyelim. Yine ampulü bu şekilde bağlı arkadaşlar. Kısa devre olmamasına özen göstererek. Şu şekilde. Keşke şunlardan olmuş olsaydı elimde. Başka olmadığı için bununla bağlıyorum. Ki bu kadar yükseğe çıkabileceğimizi ben bile düşünmüyorum arkadaşlar. Bu kadar güç alabileceğimizi bu motordan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. 100 wattlık ampulü de bağladım. Motorun devrini daha da yükseltebilsek 220 volta da çıkabileceğimize ben adım gibi eminim. Ama koşma gücümüz motorun devrini çok daha fazla yükseltmediği için 90-100 volt civarı voltajlarda yanıyor ampuller. Onun sebebi de muhtemelen arkadaşlar bu koşu bandının bandındaki sürtünmeler artık kasnağın işte gücü devire döndürüyor olması falan bizi burada çok zorluyor arkadaşlar. Onun için yüksek devirlere çıkamıyoruz. Ama eğer bu motoru yine rüzgar enerjisinden ya da su değirmeni yaparak suyun gücünden yararlanarak döndürürseniz arkadaşlar emin olun çok fazla bir güç alabilirsiniz. Belki bir kahvalık bir güç bile verebileceğini düşünüyorum ben bu motorun. Ama tabii denemek lazım. Biz şu anda 500 wattlık 5 tane 100 wattlık ampulü yakmış olacağız eğer bunu da yakabilirsek arkadaşlar. Dediğim gibi devre artırmak lazım. Ve bu sayede istenen yüksek güçlere ve yüksek voltajlara ulaşılabilir. Koşu bandı olarak kullanmak istiyorsanız da ciğerine ve kaslarına güvenen adam lazım arkadaşlar. Dediğim gibi ben uzunca bir süredir spor yapmadığım için. Daha doğrusu ben uzunca bir süredir hiç koşmuyorum bile arkadaşlar. Bırakın sporu, koşmuyordum bile. Sadece bu videoda sizin için koşuyorum. Bilginiz olsun. Sevildiğinizi bilin. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar koşmaya başlayalım. Bakalım 5 tane 100 wattlık ampulü de yakabilecek miyiz? Evet, 5. de yandı. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 tane 100 wattlık ampulü yakmayı başardık. Ve koşarken eğer yanlış görmediysem 90 voltların üzerine de çıktık. Koşu bandımızda. Ama artık ben soluğu başka yerlerden alıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi motorumuzun gücünü ve ürettiği voltajı gördünüz. Bu motoru bu tür projelerinizde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu videoyu biraz soluk soluğa bitireceğim. Kusura bakmayın. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik konulara meraklı ve ilgi duyan arkadaşlarımız varsa lütfen kanala abone olmayı unutmasınlar. Ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Çünkü yeni geliştirme videolarımız çıkıyor. Onlardan haberdar olmaları için bildirimleri açmaları lazım. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim ve tecrübelerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.